fakat küçük bir tartışma yaşadık. Savaş çok sinirliyim bu konuda onlara. Çok kötü kokuyor. Hadi gidelim lütfen. Hijyen desen dolu. Ne bu? Where you from? Holland? No. Ya mısın sen aşkım? Where you from? Aa, dolandırıldım. Bugün Kamboçya turu yapacağız. Kamboçya turunda neler yapacağız? Genellikle şehir turundan bahsedeceğim birazcık. Akşam dışarıya çıkacağım ve yürüyeceğim. Nereleri gezebiliriz diye baktım. Ben Pap City'nin oralarda duruyorum. Siem Reap'te Pap City'nin etrafında yakın bir yerde kalıyorum zaten. Bu kaldığım yere yakın olan yerlere Pap City'de gideceğiz gidebilirsek. Yani yakın aslında ama çok küçük bir yer. Yani böyle totalde 100 metre, 200 metrelik bir sokak. Bu yüzden çok kısa sürecek zaten. Etrafında biraz dolanacağız. Bir de yarın turlara katılmak istiyorum ben. Bu turlarla ilgili bilgi almak için tur şirketlerine gideceğim. Ayrıca tuktukçular tur düzenliyorlar. Nasıl tur düzenliyor? Siz otelinizden alıyor. Otelden aldıktan sonra gideceğiniz yere bırakıyor. Orada sizi bekliyor. Sonra dönüşte de geri getiriyor şeklinde. 15-20 dolarlık turlardan bahsediyorlar. Tur şirketleri de 30 dolara falan götürüyor. Hangisi daha mantıklı? Bunları karşılaştırmaya çalışacağım. Kendim gezmek istiyorum birazcık. Çünkü biliyorsunuz Kamboçya'da evet biraz uygun hayat, yani daha ucuz. Fakat direkt dolar geçtiği için turlar 30 dolar, 40 dolar, bazıları 50 dolar şeklinde ücretle istiyorlar. Buralara kendimiz de gidebiliriz. Birazcık bunu yollarını araştıracağım. Biraz bir yürüyüş yapalım. Akşamları neler oluyor, nereler açık gibi. Başlayalım. Şimdi ben çok tatlı bir otelde kalıyorum. Gerçekten çok güzel. Böyle oturma alanı var, 7-24 yemek var istediğin zaman, havuzu var. Yani dış olanakları çok güzel. Dışarıya kafeye gitme ihtiyacı duymuyorsun. İnterneti fena değil, normalden daha iyi. Videoları yükleyebiliyorsun, rahat bir yer. Çok sevdim. Fakat küçük bir tartışma yaşadık. Savaş çok sinirliyim bu konuda onlara. Kamboçya'da normalde dolar geçiyor. Mesela marketler dolarla, oteller dolarla, her şey dolar üzerinden ödüyorsunuz. Fakat kuruş sent olayı yok. Bu yüzden kendi paralarıyla veriyorlar. Dolar alıp kendi paralarıyla veriyorlar. Her neyse, konuya geliyorum. İlk geldiğim gün benden 100 dolar verdi ATM'ye bana. Tabii bunu da bozdurmam lazım. O da 8 dolar. Odayı ödedikten sonra ben 100 dolar verdikten sonra 4 tane 20 dolar verdi. Geri kalanını kendi parasıyla tamamladı. Ben de hiç kontrol etmedim, yani dolar geçtiği için böyle çok altını aramadım, tamam dedim. Sonrasında ertesi gün uzatmak için, yani bugün uzatmak için gittiğimde tekrar bir kalan 20 doları uzattım. 20 dolardan kestim falan diye. Bana dedi ki ben parayı alamam. Neden? Bu para eski, yırtılmış dedi. Dedim bunu sen verdin dün bana. Hayır ben vermedim de. Dedim sen verdin. Yo hayır dedi, belki başkası vermiştir bakalım falan ağzı yaptı. Küçük tartışma çıktı. Dedi ki bunu kimse vermemiş sana dedi. Bunu dedi sen dışarıdan almışsın dedi. Ben hiç dışarıya çıkmadım, para bozdurmadım, değiştirmedim. Onlardan aldım ama onlar kabul etmiyor. Sonra dedim ki akıllılık yaparak gideyim markete bir şeyler alayım, bozdurayım dedim. Sonrasında hani öderim, bu paradan kurtulayım falan diye düşünüyorum. Almıyor çünkü. Dışarıda hiç kimse almadı. Yani bozuk para hiçbir şekilde kabul etmiyorlarmış. Yırtık para kabul etmiyorlarmış. Çok da yırtık değil bu arada. Para elimde kaldı, hiçbir market almadı falan. Sonra bir tane Türk abim var, Feridun abi. Abi dedi ne yapacağım bu parayı? O da dedi ki bunu bankaya götürebilirsin ya da exchange ofise götürebilirsin. Onlar dedi bu parayı bozar dedi. Ama kesinti yapar. 20 dolar da 5 dolar alır, 15 doları geri verir sana. Para kaybedersin dedi. Dedim sabır. Otelde sıkıldım, dedim ki bir night market varmış akşam pazarı. Dün geç kalmıştım, yetişemedim. Bugün yetişirim diye düşünüyorum. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Çok yakın, bir 300-400 metre falan kaldım yere. Ne satıyorsun ya? Ne bu? What is it? How much for one? Çok yorulmuş. Yorulmuş bebeğim. Burada bayağı et satılan yerler var sanırım. Çok kötü kokuyor, çok kötü kokuyor, çok kötü kokuyor. Snack gelmesin diye bakın. Böyle bir şey yapıyorlar. Hmm, işkembe. Çok kötü kokuyor, çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor.
Hadi gidelim lütfen. Burada da yapıyor bak. Ne yapıyorsun? Tek tek ayarlamışlar ama bunlarda sinek var hayatım ya. Bak böyle doğruyor. Yarın için hazırlıyorlar. Bunlar inek sanırım çünkü beef dediğine göre pork falan yok bu arada burada. Dilini, ağzını, yüzünü, her şeyini. Hayır. Hijyen desen dolu. Night marketler genelde böyle 11'e kadar falan açık oluyor. Aslında sabaha kadar açık olması gerekiyor ama insanlar dağıldıktan sonra kapatıyorlar. Buralar anladığım kadarıyla marketten daha ucuz. Bir muz sormak istiyorum. Bakalım gerçekten ucuz mu? How much is banana? Bak dün 5000. 1 dolar 25 sent. Markette bu 1 dolar. Senin daha ucuza satman gerekiyordu. Ben de sizi anlamıyorum. Thank you. İçlerine karıştım şu an. Burada aslında daha ucuz satıldığını söylemişler bana. Çok bir şey yok aslında. Buradan çıkalım, geriye dönelim. Yavaşça çıkıyorum. Çok bir şey yok ya, sadece etler var. Meyveler var. Normalde meyvelerin daha ucuz olduğunu söylediler ama markette daha ucuz ve daha temiz geldi bana. Neden bilmiyorum. Burada da kıyafet reyonu var. Bak nasıl taşıyorlar. Akşam kapatmak için tekerlekli bu zaten. Kepenklerini indirecek birazdan. How much Nutella and banana? Where are you from? Thailand. Yeah. Kamboya. Muzları küçük ama ya. Parmak muz diyorlar bunlara. Tayland'daki muzlar daha büyük. Bu insana ait bir şeymiş. Ben Tayland sanıyordum. He bak ama iki tane koyuyor. Bu arada eminim ki bu 1 dolardan daha ucuz. Çikolatasını az koydu. Beyaz çikolata da koymadı. Hoşlanmadım ben. Bayağı ekmek oldu bu. Böyle olmuyordu bu tatlı, biliyorum ben. Şimdi bak sabah öğrendiğimiz şekilde yapacağız. Yeni mi, alırlar mı bunu? Alırlar ya, küçük para zaten. 5 dolar. Düğün çekimi yapıyorlar bayağı. Güzel olmuşsunuz makyajla, kıyafetle. Is this spider? Ya mısın sen aşkım? Al. Değil bence bu ya. You want a booking for the boat? Yeah. How much are you gonna charge me? $15. To go and back? Yeah, yeah, alright. Will you wait me in there? Yeah, alright. How much is the boat? The boat around maybe 20 or 25, around 25. I can open. If you want, you can tell me the time. I can see you at the hotel. From Poland? Where you from? Poland? No. Okay. I think like you rent the car is good for you because a mountain and the tuk-tuk cannot go up to a mountain. Only the car. Ne işimi bozuyorsun? Ben götürürdüm diyor. Don't worry. He said he can go to the up. Yeah. We can keep it on out. But I think like he take the tuk-tuk go, but I don't know how. But he said he take the motorbike go. Yeah, but I don't know too. I'm never do it from that because I'm too care from do a skeleton. But he said he do from three people and from behind he go try and go upstairs from a mountain. But I don't know. Okay. That he do for you. Are you a driver? Yeah, I'm too. Hi. Bu yavru kuma verseydin keşke. Hello. You're doing great. I love that. Mommy, this one son. Ah, mommy and son. Yes. You work together? Yeah, together my family. Birisi çarpmış, o yüzden ağlıyor. Bonjour. Yeah.
Oh, go and come back and, yeah. And I charge you 15. You make discount. How much do you want? Not 15, because how much? The full package of tour in a hotel is 20. I don't want to be go there as a crowded. I want to go there alone. So yeah. If you make a discount, I will go. How much? $10. To go and back. Yeah. Ticket the boat. Have depend. You can ask the boat. They have the official. Okay. Office. 20. It take 1.5 hours or 2 hours. Okay, boat is a private. Yeah, yeah, yeah. The private. Yeah, the private boat. Tuk-tuk go, it long also, long time. I think around 1 hour. So where are you gonna wait me in there? I wait like when you ride at the boat, the boat, I stop nearby boat. And when the boat coming, tuk-tuk nearby the boat. What if you go? If I go to the boat, if you don't wait me and you leave me, what can I do? You don't worry like that. Okay, because I will give you five. I will. Then. When you wait me, I will give you 5 more. Don't worry, listen to me. When you finish the tour, you come back, you pay me. Okay. I bring you back hotel. Pazar konusunda çok iyiyim gerçekten. Ya emlakçı ya da rent-a-car olacağım bu gidişle. Gerçekten. Çünkü sokağın başında, önce otelde $35'la başladık. Sokağın başında $15'a düştük. Sokağın çıkışında $10'a kadar düştük. Git gel. Kız? Hello? Do you have Nutella? Nutella. Uh-huh. How much for Nutella and banana? $1. $1, okay. İki tane night market vardı. Birisi karşısı, birisi arkasıydı. Arkadaki night market saat 9'da kapandığı için ilk ona gittim. Şimdi saat 11'de kapanan ikincisine doğru gidiyorum. Köprü çok şey. Çürümüş artık nemden. Ben şimdi çanta almıştım. Çantayı normalde $70 dedi bana. Ben çantayı 80+20'lik çantayı $40 yarı fiyatına aldım. Ortalama fiyatını merak ettiğim için bak ilk baştaki çanta onu soracağım. Şu 85+20 hatta bu. How much is this one? This one? Yeah, the first one. The big size. Yeah, the big one. $80. Yes, because it's a good quality also. But if you buy not that price, I can give you discount. How much? But if you want, you can bargain how much you want to pay. The woman in that street says 40. 40 for that different type. Different type? Nasıl farklı ya? Aynı seat bebeğim. Maybe something like this style. Same one. This one. Same brand. Düşünüyor şimdi, bak şimdi. Hesaplayacak kafasında tutuyor mu tutmuyor mu diye. No no I know. I check in there. I just compare the prices. How much your last price? She said the woman said 40. The woman. Okay for you if you want to. Okay, do you have black? No, huh? So I want to tell you the price. If you like this color, my last price. Last price, yeah, no more. Oh. Yeah, because I very want to sell for you, but I no have color that you want. Yeah. That's why I have only one. I will sell to finish and not profit, but I want to sell. I got it. Yeah, today, you're a good tonight person, is yeah. A good business. Where you from? Turkey. You're so beautiful. Thank you. You too. You're so slim. Yeah, I do sports. You're I'm good. I don't have time to exercise. Oh, really? Yeah. Yeah, you're working? Yeah, I'm working for my kid. Have a kid? Yeah, you're so young. How old do you think for me? 26, 24. Yeah. I'm 32. 32? Yeah. Really? I have 3 kids. You're beautiful than me. Yeah. No. Yeah. I like sleep. I'm fat. No, you don't. Bye bye. Yeah. I kiss your son and daughter. Bye bye. See you next time. See you. Aa, dolandırıldım. 30'a kadar düştü. Aslında aklıma gelmişti. Fakat 80'den 50'ye düştü. 50'den 40'a düşürememiştim. Çok zor düşürdüm 40'a. 40'tan şanslı düşmez diye düşünüyordum ama demek ki düşeceklermiş. Çok üzüldüm şu an. $2? Yeah. Here. I don't have place in my bag. One more bag, I have bag. Thank you.
Çantam, çantamda yer yok diyorum. Bir tane daha çanta al o zaman benden diyor. Niye böyle? Çok tatlılar, çok sevecenler. İlk geldiğim Poipet biraz beni korkutmuştu açıkçası. Çok kötü davranıyorlardı. Ama burası çok tatlılar. Bitti sanırım. Sonrasında bir şey yok zaten. Bu kadar. Ya bayağı küçük, Pop Street de küçük. Burası aslında Phnom Penh başkent. Phnom Penh'e ben inmek istemedim çünkü orası gereksiz pahalıymış. Bilmiyorum iner miyiz birlikte. Belki ineriz ama buradan sonra Laos'a direkt geçmek daha kolay olacağı için geçmek istemedim. Kuzey bölgesindeki en gelişmiş yerlerden bir tanesi Siem Reap. O yüzden buraya geldik ama burası da merkezdeyim ben şu an. Küçük bir yer. Gerçekten çok küçük. Pop Street de çok küçük. Gece marketleri de çok küçük. Çok dolaşılacak bir yer yok. Bir gün, iki gün. Hadi 3 gün olsun. 3 günde her yeri gezersiniz. Videonun da sonuna geldik. Beni desteklemek için, daha fazla gezebilmem için abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.